Şimdi petrole gelen, akaryakıta gelen zamları biliyoruz. Bunlar lojistik faaliyetlerine zam olarak yansıyacak. Aracılar üzerine koyacak. Eninde sonunda topraktan alınan mahsul, iç üretim olsa bile market raflarına, pazar tezgahlarına gelene kadar sadece akaryakıt yüzünden zamlanacak. Bir de ithal mallar var. Onu hiç karıştırmayalım. Bahane uydurup zam yapıyorlar. Başka bir şey değil yani. Enflasyon bahane öyle. Başka bir şey bahane yok. Vergi arttırmak için, başka bir şey arttırmak için. Zam için her şey bahane mi? Evet, öyle. Bence her şey bahane. Serbest piyasa. Herkes iradesine hür. Yani istediği zammı kendisi yapıyor. Eskiden böyle değildi. Adı ya enflasyon olsun, ya vergi artışı veya başka bir şey. Aydan aya cebe giren aynı olsa da cepten giden hep artıyor. Asgari ücretli çalışan için tek çare maaş zammı ama Temmuz'da onu da veren yok. Çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Ne yalan söyleyelim. Seçimli yılların da etkisiyle asgari ücrete 2022 ve 2023'te ara zam yapıldı. Ama bu yıl enflasyonu artıracağı gerekçesiyle tek zamla geçecek gibi görünüyor. Temmuz ayında ara zam verilmemesinin nedeni Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre enflasyonun tetikleneceği düşüncesi. Peki diğer aylarda iğneden ipliğe gelen zamların tetikçisi sizce ne? Maaşlar artarsa yine enflasyon yükselecek ama maaşlar artmasa bile yine de enflasyon yükselecek. Kötü para politikasıyla enflasyon yükselir tabii ki de. Bence hükümet, vallahi bize göre de çok pahalı. Ha biz euroları bozduruyoruz, bizim için sıkıntı yok. Temmuz gelmeden, ücretlere bir zam yapılmadan kafe menüleri başta olmak üzere birçok üründe etiketler zamlandı. Mecbur aldığım çayın, 450 aldığım çayın kolisi şu an 1 milyon 50 lira. Ne kadardı mesela bir çay bir ay önce, şimdi ne kadar? 1 liraydı, %50 zam yapmak zorunda kaldık. Peki en son ne zaman zam yaptınız? 20 gün, bir ay öncesi falandı işte, bir ay öncesi falan. Esnaf maliyeti fiyata yansıttığını söylüyor. Bu durumda enflasyonun faturasını ödemek, maliyeti yansıtacak kimsesi olmayan ücretli çalışana kalıyor. Genel suçlu bence politikayı uygulayan yöneticiler, bürokratlar, cezayı çeken tabii ki de maaşı düşük olan yine geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, işçiler vesaire.